am în față un om care îmi inspiră putere. Dar, în final, sunteți un om, ca noi ceilalți. Și ceea ce mă interesează pe mine astăzi este să merg acolo, în interior, la esență, și să vorbesc cu omul Mehmet Ali Edgar. De unde a început povestea dumneavoastră? Unde vă sunt rădăcinile? Hikayem Anadolu'dan başladı. Anadolu'nun bir ilçesinde dünyaya geldim. Okul yıllarında hep okuduğum okullarda en iyi öğrenci oldum. Aynı zamanda üniversite okurken aynı zamanda iki işte birden çalıştım. Hem okudum hem iki tane işte çalıştım. Üç kardeşim var, üç kardeşiz daha. Bir ablam var, o öğretmendi, şimdi emekli oldu. Benden küçük bir erkek kardeşim var, o da diş hekimi. Alem mesleğini icra ediyor, yapıyor. Annem ilkokul mezunu, babam lise mezunu. Böyle bir ailenin çocuğuyum aslında. Ne naștem teoretic cu toții cu aceleași șanse în viață. Teoretic am putea să facem lucruri la fel de mari în viață, cu toții. Ce credeți că a făcut diferența în cazul dumneavoastră? Bir, Allah hepimize bir akıl vermiş. Hepimizin aklı var. Bunu doğru yönde çalıştırmak, iyi kullanmak bence önemli. Çok çalışmak bence önemli. Bir de şans faktörü var. Şansınızın da yanınızda olması lazım. Şimdi bütün çocuklar futbol oynuyor ama Romanya'dan bir tane hacı çıkıyor. İkinci bir hacı yok. En önemli şey insanların, ben bir girişimciyim. Yani girişimcinin hayal kurması lazım. Sonra da kurduğu hayallerin peşinde koşması lazım. A existat un vis pe care să-l fi avut încă din primii ani ai evoluției, din copilărie. Și acel vis să fi devenit realitate la maturitate, un vis pe care să-l fi urmărit întreaga viață. Aslında hep şunu düşündüm. Ya Amerikalı yapıyor, İngiliz yapıyorsa, Fransız yapıyorsa biz neden yapmayalım? Bizim ne eksiğimiz var? Ya ben onlardan daha iyisini yapmalıyım diye baktım. Ve gerçekten daha ilerini yaptık. Ya ben sağlık sektörüne başladığım zaman Türkiye'de parası olan herkes Avrupa'ya, Amerika'ya tedavi olmak için gidiyor. Ben bu sistemi tersi çevireceğim dedim. Herkes Türkiye'ye gelecek sağlık için. Ve ben bugün bu hayallerimi gerçekleştirdim. Bugün dünyanın her yerinden acı badem hastalar geliyor. Türkiye'ye hastalar geliyor. Aslında acı bademin hastanelerdeki kaliteyi yükseltmesi sektördeki diğer oyuncuları da zorladı. Yani diğer hastaneler de kendilerini düzeltmek, daha yukarı çıkmak istediler. Çünkü biz çıtayı yukarı çekmiştik. Bugün eğitimde de bunu yapıyoruz. Bugün şu anda içinde bulunduğumuz Acıbadem Üniversitesi kampüsü, ya ben iddia ediyorum dünyadaki bir numaralı simülasyon laboratuvarlarına sahip dünyanın en gelişmiş kampüsü. Biz tıp eğitimini değiştiriyoruz. Yani ne yapıyoruz? Eskiden insanlar, çocuklar mezun olurdu, sonra gidip hasta üzerinde öğreniyordu. Şimdi burada simülatörlerde öğreniyor, sonra hastaya gidiyor. Ya uygulamalı tıp eğitimini getirdik. Şimdiki hayalim buranın dünyanın en iyi tıp üniversitelerinden birisi olması. Yani dünyada sayılı tıp üniversitelerinden bir tanesi Acıbadem olursa, o zaman ben mutlu olacağım, ben hedefime ulaşmış olacağım. Deja am întâlnit în Universitatea Acıbadem primii patru studenți veniți din România, de la Târgu Mureș. Trebuie să vă spun că erau atât de impresionați când vedeau în această universitate, așa cum s-au exprimat chiar ei, Universitatea Viitorului. Facultatea de Farmacie și Medicină Târgu Mureș, dar ce căutați la Acıbadem? Am venit la Acıbadem cu bursă Erasmus de plasament, am scris facultății, ei ne-au acceptat și acum suntem aici. Care e primul, nu știu, efect pe care l-au avut imaginile din jurul vostru asupra voastră? Am rămas fără cuvinte. Deci totul este uimitor. Nu ai cuvinte să descrii ceea ce vezi în facultate și în spitalele Acıbadem. Haideți să găsim totuși câteva cuvinte. Ce te-a impresionat cel mai mult? De exemplu, astăzi ați fost în facultate, în egală măsură și în spitalul Maslac. Sunt foarte moderne, foarte frumos, arhitectura e foarte frumoasă, foarte civilizați, foarte, nu știu, foarte frumos. Ce te face să visezi o astfel de universitate? Ce ți-ai dori pentru țara ta? Pentru mediul în care cei de la tine de acasă învață? Ce ți-ai dori din ceea ce ai văzut aici? Mi-aș dori tehnologia asta de ultimă oră, care, într-adevăr,
are mai multe avantaje și mult mai comod pentru medici, mai comod pentru pacienți, mai durata de spitalizare este foarte redusă din cauza tehnologiei moderne și mi-aș dori să, ca pe viitor să avem și noi, să putem beneficia de asemenea aparate. Cât veți sta la Gibadem și care e experiența ce vă așteaptă în această vară? Vom sta 3 luni la spitalele Gibadem. Vom face practică pe secțiile de ginecologie, asistență și reproducere umană și chirurgie plastică. Chiar când ne-au acceptat, am crezut că nu e un vis, că nu e adevărat. Ce v-a determinat? Unde este punctul în care ați simțit determinarea atât de mare încât să faceți ce e mai bun în lume aici, la Istanbul? Bizim sağlık sektöründen elde ettiğimiz bir bilgi birikimi vardı. Bunu akademik ortama taşımaktı birinci amacımız. Ya bu amaçla üniversiteyi kurdum. Bir de benim bir hastalık diyebileceğim bir yapım var. O da şu, ben bir şey yapınca en iyisini yaparım. Bir mal alırken en iyisini alırım. İkinci sınıf iş yapamam, ikinci sınıf mal alamam. Üniversite yapınca da en iyisini yapmamız gerekiyordu ve en iyisini yaptık. E foarte interesant pentru lumea de afaceri în acest moment. Faptul că dumneavoastră, un om care nu are pregătire în medicină, ați reușit să impuneți un sistem performant. Şunu söyleyebilirim. Aslında bütün işler bence aynı şeye çıkar. Yani birisinde mal üretirsiniz, birisinde hizmet üretirsiniz. Burası da aslında sağlık sektöründe hizmet üreten bir sektör. Ama yönetilmesi en zor olan dünyadaki iki işten bir tanesi. Burada esas olan iyi bir yönetim sergileyebilmek ve işin uzmanı olan kişileri göreve getirebilmek ve onları yetkilendirebilmek, onlara sorumluluk vermesini becerebilmek ve iyi bir takım oyunu oynamak. Cei care urmăresc un astfel de interviu s-ar putea întreba care este motivul adânc din sufletul acestui om care l-a făcut să aibă o asemenea determinare și să construiască atât de mult și de frumos pentru oameni, așa cum spuneți. În spatele fiecărei realizări majore din viața unui om, există un motiv care ține de emoție. Am observat că, de exemplu, campusul universității poartă numele fiului dumneavoastră, pe care îl văd și în tabloul din biroul dumneavoastră. Tabii sadece bu kampüs değil aslında. Onun adına yaptığım çok şey var. Birçok başka okullar var. Yapıp devlete bağışladığım çok iyi okullar hem de. Yani Türkiye'de devletin sahip olduğu en iyi okullar var yapıp verdiğim. Bunun dışında işte camiler var yaptığım. Ben aslında kazandığını paylaşmasını, toplumla paylaşmasını seven bir insanım. Yani neticede parayı ne yapacaksınız? Eğer böyle hayır işlerine, sosyal işlere harcarsanız o sizin mutluluğunuzu daha çok artırıyor. Care e scopul dumneavoastră mai departe de ceea ce ați reușit să construiți deja? Care e visul următor, dincolo de universitate, dincolo de rețeaua de spitale Gibadem care salvează atâtea vieți? Ya biz bir taraftan hayat devam ediyor, biz bir taraftan büyümeye devam ediyoruz. Ya şimdi İstanbul'da yine büyük yatırımlarımız var. Şu anda 3 tane büyük hastane yapıyoruz. Moskova'da çok büyük bir hastaneye başlamak üzereyiz. Yine Belgrad'da yeni bir yatırım peşindeyiz, yani bitirmek üzereyiz. Ayrıca bizim Uzak Doğu'da hastanelerimiz var. Orada birçok yatırımımız var. Yani Singapur, Malezya, Çin, Hindistan, Hong Kong, Vietnam, Brunei gibi ülkelerde de yatırımlarımız var. Bir taraftan da onlara yani biz koşturmaya, yeni şeyler, iyi şeyler yapmaya devam ediyoruz doğrusu. Sunteți implicat în egală măsură nu doar în domeniul medical, ci și în sport. Și aici ați reușit să îmbinați foarte bine grija pentru sportivii de performanță la Gibadem. Există centrul FIFA din Fulia, bine cunoscut deja. 3 echipe de fotbal din România, precum și Federația de Gimnastică, au un sprijin real în personalul medical de la Gibadem, pentru că sunteți sponsor medical.
aslında 45 federasyon ve takıma sponsoruz. Bütün çevremizdeki ülkelerden birçok takımın ve federasyonun salt sponsorluğunu yapıyor. Spor benim aslında hobim. Ya bir dönem bayan voleybola yatırım yaptık ve dünya şampiyonu olduk. Oraya kadar yükselttim. Pentru dumneavoastră ziua are tot 24. Herkes için öyle sanıyorum. Ben şunu söyleyeyim, ben bir defa iyi bir organizatör olduğunu düşünüyorum. Ben sadece organizasyon yaparım, operasyona çok fazla karışmam ama izlerim. Çok iyi bir raporlama sistemimiz vardır. Tüm bilgilere anlık olarak ulaşırım. Yani bizde yaklaşık 17 bin çalışan var. Ben ne yaparım? İşte sinemaya gider miyim, müzik dinler miyim, tiyatroya gider miyim vesaire falan derseniz hayır, bunları çok yapamam. Yani çok çalışırım, çok da tatil yaparım, seyahat yaparım. Când sunteți cel mai fericit? În ce moment de dimineață? Onunla oynamak, onunla beraber olmak şimdi belki en mutlu anımız olabilir.